Ne bunun ismi? Netleme sunutu. Hello. Hi. Focusing sunut. Arkuriyif. FH2 focusing sunut for you. Hazır mısın? Let's begin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Fujifilm Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Mert. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Bugün sizlere Arkuri'nin FH02 optik sunutundan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Hemen kutu açılışıyla başlayalım. Keyifli bir açılış olsun. İlk dakikadan böyle yedik. Gerçekten kutusuna kadar kaliteli bir malzeme açılmıyordu. Açayım mı? Dur, açacağım. 2000 years later. Tamam. Şöyle bir koruma süngerimiz. Lensimizin bulunduğu saklama kapımız. Evet, objektifimiz var bunun içinde. Gösterelim. Burada 85 mm'lik bir Arkuri objektif var. Ucunda da renkli jelatinleri var. Evet. İçinden 5 çeşit renk jeli çıkıyor. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu olmak üzere. Evet. Bunları da ışığımızı renklendirebiliyoruz. İkinci olarak içerisinden 3 farklı set, gobo setimiz çıkıyor. Her setin içerisinde 4 tane var. 4 farklı, 12 tane. 4 farklı şekil var. Total 12 çeşit şeklimiz var. Evet. Ayrıca 2 tane de gobolara takabileceğimiz aksesuar çıkıyor sunut için. Bir koruma köpüğümüz daha. Güzel köpükler ya, koruması çok tatlı olmuş. Ve Bowens girişli esas sunutumuz. Onu da açalım. Bu da ürünümüz bu. Ürünümüz bu şekilde. Optik mercekli. Burada bir optik var. Cam. Evet, burada şekillendirmesi için 4 tane yaprağı mevcut. Bunların hepsini tek tek göstereceğiz inşallah zaten. O zaman burayı toplayalım. Evet. Evet, tüm parçalar şu an burada. O zaman en sevdiğim soruyla başlayayım. Evet. Bunu nerelerde kullanabiliyoruz? Ne yapıyoruz biz bununla? Ya bu genelde ışığa şekil vermek için, ışık şekillendirmek için kullanılıyor. Daha çok video ve fotoğrafta arka planın aydınlatma ve şekilde aydınlatma için genel olarak kullanılıyor. Yani spesifik çekimler yapmak istiyorsak, porta çekimlerinde, moda çekimlerinde ya da işte reklam kuruluk gibi işler yapacaksak orada ambiyansı biraz daha hareketli, biraz daha böyle kreatif işler yapabilmemizi sağlıyor aslında evet. Bu set. Bu set Bowens girişe sahip, alüminyum bir parça. Yaklaşık kaç kilogramdı? 1.2 yani 1200 gram civarında bir ağırlığı var. Evet. Bowens girişe sahip olarak geliyor ürün karşımıza. Alüminyum vidalarını söktüğümüz zaman, yani plastik bir vida seti yok. Bunlar da alüminyum vida setleri. Söküp bunu dönüştürebiliyoruz. Elinizde eğer Elinchrom veya işte Profoto gibi başka bir marka flash ya da ışığınız varsa sabit, onları çok rahat bir şekilde bunu çıkartıp kendi elinizdeki bir dönüştürücü takarak bunu dönüştürebiliyoruz. Evet. Bowens girişe sahip olan, dediğimiz gibi Arkuri marka sunutumuzu istediğimiz şekilde herhangi bir markaya dönüştürebiliyoruz. Böylece aslında biraz evrensel olmuş oluyor. Alüminyum bir malzeme olduğu için de yüksek sıcaklıklara kadar dayanabiliyor. Yani çok güçlü bir LED ışığınız olsa da bu sıcaklıklara dayanabiliyor. İçindeki cam kalitesi de o şekilde yapılmış. Yani oradaki sıcaklıktan dolayı çatlama veya ani sıcaklık değişikliklerinde o şeyleri engelliyor. Çatlamaları koruması sağlıyor. Peki bunun öndeki lens tarafına istediğimiz lens takabiliyor muyuz? Evet. İçerisinden 85 mm'lik bir Arkuri objektif çıkıyor. Lens çıkıyor. Bunun arka bayonet kısmı Canon objektifler için yapılmış. Yani Canon bir bayonete sahip. Bunun girişi de Canon bayonet zaten, o yüzden. Canon bir objektifiniz varsa, yani bunun dışında bir açı kullanmak istiyorsanız da dağıtması için Canon bir objektifi buraya takıp kullanabiliyoruz. Ne işe yarıyor bu objektif? Lens burada dağılışı toplamak için var. Fotoğraf çekiyormuş gibi düşünürseniz 85 mm'lik bir açıya görüntüye veriyor ışığı. Atıyorum buna bir 300 mm taksaydık üzerine. Çok daha nokta. Daha noktasal oldu. Daha küçük bir alana verecekti ışığı. Aynen. Veya daha geniş taksaydık. Daha geniş alana verecektik. Aynen. Öndeki bu dönebilen sistemde bu fokus yapmanızı sağlıyor. Hı hı. Tabii alışkın olduğumuz makineler gibi bir fokus sistemi yok bunda. Bu zayıf kısılan yer. Aslında optik içinde de o şekilde yapıyor ama bu dışarıda çok rahat görebiliyoruz. Bu da bize ne işimize yarıyor? Mesela fotoğraf çekimi yapacağız. Arka planımız çok dar. Hı hı. Kendi mesafemizi oluşturamıyoruz. Biliyorsunuz ki alan derinliğini oluşturmak için arka tarafı biraz folyoya kaçırıyoruz.
burada diyafram değerleri öne çıkıyordu. Ama stüdyodayken çekerken stüdyo ışıklarında özellikle paraflaş kullandığımızda F8 ya da 5-6 11 değerlerinde de kullanıyoruz biz stüdyoyu. Orada alan derini oluşturmak birazcık güç olabiliyor bazı durumlarda. Burada hemen işte flaşımızı taktık. Bu üzerinde arka plana soft'a kaçırıp flu'ya kaçırıp daha doğrusu. Işığı bulanıklaştırıp daha alan derinliği varmış gibi aslında. Aynen. Gösterebiliyoruz fotoğrafı. Böylece bize avantaj sağlıyor. Bizim arkamızda şu anda tanda bir sistem var. Evet, bunları renklendirmek isterseniz tabii biz şu anda arkaya renklendirme jelatinleri buradan kullanmadık. SZ150'nin üzerine taktık. Direkt RGB bir sistem kullanıyoruz Godox'un. İçerisinden bence bu çok güzel bir şey oluyor. Orijinal lens taşıma çantası çıkması. Yani ufak, bence ince düşünülmüş bir hediye. 5 çeşit renk çıkıyordu. Bunlar da vereceğimiz gobo setleri olsun veya sadece yuvarlak ışık da olabilir ya da direkt nokta ışık olarak da kullanacaksanız renkli bir şey vermek isteyebilirsiniz. Onları kullanıyorsunuz. İşte kırmızı, sarı, turuncu, yeşil ve mavi olarak çıkıyor karşımıza. Jelatinlerden yapılma setler. Yüksek ısı ve sıcaklığa dayanıklı mı? Evet, dayanıklı, ancak uzun süre kullanımlarında jelatin olduğu için bir nebze de olsa erime veya incelme söz konusu olabilir. Ama bunu çok hızlı bir şekilde biz ne yapıyoruz? Kırtasiyeden çözüyoruz. Aynen. Evet, bunun takımı da çok basit. Hemen mesela mavi rengimizi takalım. Yerleştiriyoruz. Yanları kıskaçlı. Direkt takıldığı zaman bu şekilde olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaki bir çeşit olarak sayarsak, hatta onu ben böyle çıkarayım bir. Arkadakinden aldım. Toplam 12 çeşit gobo çıkıyordu bunun içerisinden. Evet. Gobo setleri. Totalde 12 çeşit gobo setimiz var. Evet, Cloud adlı buluta benzeyen bir şekilde gobomuz var. Evet. Diagonalit isimli, böyle diagonal çizgilerin olduğu bir... Izgaraların olduğu bir şey var. Gobomuz var. Breaker adlı parçalayıcı adlı bir gobomuz var. Kırık cam parçalarına benzeyen bir bu güzelmiş. Gobo. Bunu takalım hemen arkamıza. Evet. Inclined adı altında böyle yamuk pencerelerin olduğu bir gobomuz var. Boxed adlı kutulu gibi, kutu şeklinde, pencere şeklinde bir. Bizim küçükken çizdiğimiz pencereleri. Pencereleri. Lines adlı böyle çizgilerin, hatların olduğu bir gobo. Sektör adlı böyle CNBC'ye işaretli çizgili bir gobomuz. Bunun Star Wars'ta da vardı böyle bir logo sanki. Stripes adlı çubukların olduğu bir gobo. Rotation adlı, rotasyon adlı, daha bisiklet tekerine benzer bir gobo. Evet, ama dağınık. Light Beam adlı ışık hüzmelerinin olduğu bir dağınık gene gobomuz. Sevdiğin tarzı benim. Klaus adlı pençe izine benzer bir gobo. Pençe izleri. Ve Half Moon yarım ay adlı bir hilalin olduğu gobo. Evet, toplam 12 çeşit gobomuz mevcuttu. Bunların bu şekilde, zaten tek tek en sonda bunların nasıl bir ışık yansımaları verdiğini göstereceğiz hepinize, hepsini. Bu renk jelatinleri dediğimiz gibi bu şekilde takılıyor, çok basit olarak. İçerisinde iki tane gobo aparatı çıkıyor. Birisi kırmızı uçlu, birisi de siyah uçlu. Kırmızı uçlular kendi içinden çıkan setler için. Evet, gobolar için. Siyah uçlu da bu Godox'un S30 modelinin goboları veya Elinchrom marka küçük gobolar, küçük çuvaklı gobolar varsa onları takmak için olan ekstra bir aparat. Onun dışında ışığı şekillendirmek sadece bunlarla ibaret mi? Hayır. Burada aynı zamanda 4 tane yaprak mevcut. Bu yaprakları kapatarak da kendi içerisinde küçük bir kare, ince bir çizgi gibi şekiller oluşturabiliyoruz. Ya da işte mesela gobomuzu taktığımızı varsayalım. Bu goboyu taktıktan sonra da hatta şöyle mesela bir tarafını, mesela şurada bir tarafını bu şekilde kapatabiliyorum. Evet. Ve böylece ışığın nereye gitmesini istiyorsam oraya yönlendirebiliyorum. Bu da bir artı avantaj. Bu yapraklarını diyafram perdesi gibi de kapatarak böyle çok küçük bir nokta haline bile getirebiliyorum. Böylece ürün çekerken sadece ürüne ışık gelmesini istiyorsak hemen bunu da sunutla yapabiliyoruz. Eskiden biz bunları ne yapıyorduk? Kağıtlarla, böyle kartonlarla. Evet. Sonra kılçık kalıyordu böyle. Onu Photoshop'u düzelt. Ya da işte daha düzgün kesmek için böyle pleksiler kullan gibi yöntemlerle yapmaya çalışıyorduk gibi uğraşıyorduk. Şimdi ise çok daha basit bir şekilde yapabiliyoruz. Kendi içinde 12 tane çıkıyordu. Onun dışında da Godox'un da kendi S30 modelinde gobolar var, gobo setler var. Onlarla da beraber bayağı farklı seçenekler olmuş oluyor. Evet, genel olarak
Sadece fotoğraf değil, video için de kullanabildiğimizi biliyoruz. Sabit ışıklarımızda SL60'larda, SZ150'de şu an kullandığımızda. Tabii yani bombs kırış olan bütün ışıklara kullanılabiliyor. Evet. Acı sadece sabit ışıkta değil, flash'ta da kullanabilirsiniz. Tabii. Tabii fotoğraf çekimlerinde, stüdyo çekimlerinde çok çana işe yarayacaktır. SL150, SL200, FV150, FV200, VL150, VV200, VL300, tek tek sayacağım bu anlamları. UL150, SZ150, DP400, DP600, DP800, DP1000, SK300, SK400, SK400, QT600, QT1200, QT400, QS600, QS1200 gibi. Evet. Şu an hepsinde bunu kullanabiliyoruz. Yani Bowman's giriş olanlar. Onun dışındaki dediğimiz gibi hemen buradan vidalarından söküp kendi bir girişimiz mevcutsa oraya takıp gene kendi ışık sistemimize entegre edebiliyoruz. Gobo setleri buraya çok rahat sıkıştırıyor. Yaylı bir sistem var. Hemen koyup otomatik duruyor neredeyse zaten. Çevirerek de Gobo şekillendirebiliyoruz. Işığımızın işte sabit tutup döndürmeye gerek yok. Buradan şekli döndürmemiz yeterli. Netlik yapabiliyoruz. Basitçe söküp takıp çıkarma işlemi yapabiliyoruz. Daha yaratıcı işler için, daha kreatif işler için. Her stüdyoda bulması gereken, her fotoğrafçıda bulması gereken bir sunut. Evet. Klasik sunutlardan modern sunutlara. Normalde bir de şey de söyleyebiliriz. Bu setlerde ayrı ayrı satılıyordu aslında çoğu markalarda. Mesela gövde ayrı, evet, objektif ayrı, gobo setleri ayrı ayrı gelirken bu bir paket olarak geliyor. Öyle bir avantajı da var aynı zamanda. O zaman gobo setlerimizin örnekleriyle beraber sizlere bugünlük veda ediyoruz. Görüşürüz.